Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, ama son yıllarda işler pek de yolunda gitmiyor Çin'de. Bir deflasyon yaşıyor Çin, yani Çin küçülüyor. Ekonomik veriler de Çin ekonomisine dair bu deflasyonun bir süre daha Çin'le beraber olacağını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri de Çin ekonomisini böyle patlamaya hazır bir bomba gibi görüyor. Çin diyor ki hayır, bizde işler yolunda. Ama acaba öyle mi? Bir yandan da bunun petrol fiyatlarına yansıması var. Bir de Çin'in kuşak yol projesine alternatif bir baharat yolu olarak adlandırabileceğimiz Hindistan merkezli bir yol koridor projesi var, G20'de duyduk. Ne oluyor? Bir konuşalım istedik. Konuğumuz enerji uzmanı, eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk. Hoş geldiniz, çok teşekkürler. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olunuz. Önce size şunu sorayım. G20'den böyle bir sürpriz olarak çıktı. Hani masada değildi Putin ve Xi Jinping. Bu da sanki böyle Biden'a biraz alan mı açtı? Ve neticesinde de kuşak yola alternatif Hindistan'dan başlayan bir baharat yolu mu göreceğiz yakın zamanda? Bu enerjiyi kapsar deniyor. Deniz taşımacılığı dahil de işte... demir yolu taşımacılığı dahil. Böyle bu mümkün mü? Bunu yapmak kolay mı Ali Arif Aktürk? Şimdi baharat yolunu aslında güzel uydurdunuz. Çin'de yeni ismini baharat olarak belirledi. İki anlamı da geliyor. Şimdi bu G20 zirvesinde ortaya atılan proje bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü Hindistan'dan gemilere yüklenecek emtia, mal Hürmüz Boğazı'nı geçecek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden karaya çıkacak, oradan tren yoluyla ta Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'de geçip oradan tekrar denize yüklenip, gemilere yüklenip Avrupa'ya, işte Yunanistan'a gidecek. Zaten gemiye yüklenmiş bir emtia, bir mal Hürmüz'den geçme yerine şeyden devam etse, Süveyş'ten devam etse halihazırda da yapılabilecek bir şey. Yani şu anda sadece Süveyş maliyetinden tasarruf etmiş olacak ki şu anda petrol tankerinin maliyeti, geçiş maliyeti yaklaşık 700-800 bin dolar civarında Süveyş'i. Onun dışında siz tren yolu yatırımı yapacaksınız ve üstüne üstlük 4-5 tane ülkeden ve gümrükten geçeceksiniz. Her bir gümrük geçişi zaten kendi kendine bir maliyet. Orası Orta Doğu. Bunun altını çiziyorum, o gümrüklerdeki maliyetler. Dolayısıyla yani gemiden trene yükle, trenden tekrar gemiye yükle ve Avrupa'ya ulaştır. Sadece dünya kamuoyuna, işte daha önce, bundan birkaç yıl önce Çin'in ortaya attığı projeye alternatif olarak bir proje geliştirelim demek oluyor. Bir de üstüne üstlük Hürmüz Boğazı riski de var. Zaten Hürmüz Boğazı'nda siyasal tansiyon çok yüksek. İran orada, Amerika Birleşik Devletleri'nin filosu var bu şeyi aşmak için. Ülke riskten de alt alta koyduğunuzda yani yüzü astarından pahalıya mal olacak. Çok mantıklı bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani öyle yoldan da çok bir şey kaybedilmez. Zaman tasarrufu da olacağını sanmıyorum. Son olarak da şunun altını çizmek istiyorum. Buradan Atina'da Pire Limanı'na indirmeyi düşünüyorlar. Pire Limanı zaten 2009'dan beri Çinlilerin özelleştirildi ve Çinli şirket işletiyor onu. Yani Çin'den kaçalım derken yine Çin'e tutulmak gibi bir şey olacak. Evet. Peki ekonomik değil, maliyeti yüksek, uygulanabilir de değil görünüşe göre, öyle söylüyorsunuz. Lojistik anlamda da işi gitgide komplike hale sokuyor. Yüklüyorsunuz, indiriyorsunuz, tekrar yüklüyorsunuz. Tüm bunun o zaman sadece siyasal bir çıkış mı gördük biz G20'de? Tabii ki siyasal bir mesaj. Yani Orta Doğu'da 6-7 tane gümrük kapısından malınızı geçirmeniz zaten orası yani uluslararası ticaret derslerinde de anlatılır. Her şeyin rüşvetle döndüğü, sıkıntıların olduğu yerler. Yani siz Birleşik Arap Emirlik'ten Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'dan Ürdün'e, Ürdün'den İsrail'e taşıyacaksınız. Kaç tane gümrük saydım? Bunların maliyeti bile zaten Süveyş maliyetini kat kat geçer. Süveyş kanalının geçme maliyetini. Ve zaten oradan tankere yüklenmiş ya da gemiye yüklenmiş mal Süveyş'ten doğrudan Rotterdam'a gidebilecekken, İtalya'ya gidebilecekken yani sadece Süveyş alternatif olacak. Süveyş'teki trafiği belki azaltır ama çok mantıklı gelmedi bana. Varsayalım mümkün, varsayalım mantıklı ve varsayalım uygulandı. Türkiye'nin bunun dışında bırakılmasını siz nasıl gördünüz? Biz daha önce bu yani
Bu tarz denklemlerde Türkiye dışarıda tutulmamalı diye Türk yetkililerden çokça açıklamalar gördük. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'siz koridor olmaz demiş. Yani baktığınızda bu denklemde, bu çizgide, bu koridorda Türkiye'nin olmaması ne anlama gelir? Tabii şimdi haritada böyle cetvelle çizildiğinizde iki tane riskli bölge var. Irak ve Suriye. Şimdi bu demiryolu, bahsi konu demiryolu Türkiye'ye ulaşması için ya Irak'tan ya Suriye'den geçmesi gerekiyor. Zaten Suriye'de biliyorsunuz politik tansiyonu, Irak keza öyle. Ama burada bir şeyin belki altını çizebilirim. Geçenlerde Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Bağdat'a ve Erbil'i ziyarete gittiklerinde orada Devlet Demiryolları görevlileri de gitti. Aslında Türkiye'de Irak'a kadar bir demiryolu projesi de gündeme getiriyor. Belki oraya bağlanabilir ama yine siyasi risk, yeni ilave ülkeler devreye girecek. Yani eğer Türkiye'ye yönlendirilip de Türkiye üzerinden de geçerse ilave 3 tane daha ya da 2 tane daha ülke gelecek ki her bir ülkenin dahil olması ilave bir bu tür projelere maliyet ve risk demek. Şimdi gelelim Çin'e. Hep siyasal olduğunu düşünüyorum dediniz ya bu bahse konu koridorunda. Neye alternatif? Hep kuşak yol projesi. Yıllardır o da Çin'in öne çıkardığı bir projeydi. Hayata geçtiğini net olarak görmedik. İtalya'da en son biz bundan vazgeçtik gibi açıklamalar yaptı. Ama Çin'de bir de ekonomik sıkıntılar var. Bir süredir süre gelen. Biz enflasyonla boğuşuyoruz. Şimdi bunun tam tersi deflasyonla boğuşuyor. Ali Arifak Türk, ikisi de iyi değilmiş görünen o ki gördüğümüz, test ettiğimiz, yaşadığımız. Bir emlak krizi bir yandan. İç talepte bir türlü yükselemiyor Çin'de. O da diğer yandan. Çin ekonomisinde ne oluyor? Bunun gelip dönüp dolaşıp enerjiden emtiaya, dünya ekonomisine yansıması ne olur? Şimdi tabii dünya şeye alıştı. 2000 yılından 2019'a kadar ortalama Çin %9 büyüdü. Böyle devasa hızlı büyümelere alıştı ve Çin'deki büyüme hızının düşmesi dünyayı da şaşırtıyor. Mesela bu sene %5.1 ile kapaması öngörülüyor. 2024'te %4.5 ve daha sonra 2025'te de %4.6 ile büyümesi öngörülüyor. Ama Çin'de doğurganlık oranı da düştü. Mesela şu anda 2 yıl öncesine göre, 2 yıl önce doğurganlık 1.30'du, şu anda 1.09'a düştü. Ki Japonya'dan da daha düşük bir seviyede. Ama Çin'in ekonomisinin en büyük sorunu yerel yönetimlerin borçları. Bu her şey güzelken, parasal genişleme varken, özellikle 2008 krizinden sonra yıldız parlıyorken devasa altyapı yatırımları yaptılar. 9 trilyon dolar borçlandı Çin'in lokal governmentları, yerel yönetimleri. Şimdi onun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Merkezi hükümet mesela hatta yine... Hatta Çin uzmanının bir analizini şöyle dinlemiştim. Çok da bence güzel tanımlamıştı o durumu. Hiçbir yere gitmeyen köprüler ve yollar inşa etti Çin'de yerel yönetimler diye. Yani hiçbir yere gitmiyor, inşa ediyorsunuz. Ama bir şehre vardığınızda konut krizi apayrı, bomboş bir... böyle hayalet şehir gibi bir görünüm diye tarif ediyordu oradaki durumu. Tabii ben mesela en son 3 yıl önce gitmiştim. İnanılmaz bir altyapı vardı. Yani yollar falan anormal etkileyiciydi. Bunlar tabii dünyanın parasına, yani 9 trilyon doları harcarsanız böyle olur. Şimdi mesela merkezi hükümet Pekin yerel yönetimleri aşabilmek için, bu sıkıntıyı aşabilmek için 586 milyar dolar yine kesenin ağzını açtı ama para da pahalı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde faizi artırıyorsunuz. Bunun maliyeti Çin'e de oluyor. Çin'in bunu aşabilmesinin yolu da işte Güney Afrika'da BRICS zirvesinde de dolardan dışarı çıkalım, kendi şeyinizi, currency'nizi kullanalım şeklinde yapıyorlar ama maalesef o da başarılı olmayacak. Ben Çin'in bir miktar daha bu deflasyonla devam edeceğini ve iç piyasada da iç ekonomide de sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Ama Çin'in bunu yaşaması dünya ekonomileriyle ilintili. Yani Almanya sanki çok iyi durumda mı? Yani Almanya bütün üretimini Çin'de yaptırırken Almanya'da durgunluğa giriyor. Tabii bunun Çin ekonomisine de yansımaları ister istemez oluyor. Moody's mesela Çin'in büyüme hızını düşürdü. %4.5'ten 4'e düşürdü. Ben 2024'te Amerika'da seçimler var. Seçimlerden sonra 2025'te Çin ekonomisinin daha da
büyüme hızının azalacağını tahmin ediyorum mesela. Şöyle bir riski görür müsünüz? Yani bu deflasyonla beraber bu made in China dediğimiz ürünler, iç talep bir türlü yükselemiyor. Dünyaya gider ve burada da Çin malları dünya pazarında yine ağırlık kazanmaya başlarsa çok fazla bu dünyadaki ekonomik dengeleri nasıl etkiler? Şimdi tabii üretim modelleri de değişti. Çin'in ucuz iş gücü artık rekabet avantajı eskisi gibi sağlamıyor. Artı Çin'de iş gücü de pahalandı. Yani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önceki ucuz iş gücüyle bugünkü iş gücü rakamları arasında çok da bir fark var. Dediğim gibi artık robotik dünyasında yaşıyoruz. Üretim modellerinde yani artık ucuz iş gücünden ziyade yüksek teknoloji ve robotik gündeme geliyor. Tabii yuanın değeri önemli. Yuanın değeri düşük olursa Çin oradan belki yine rekabet avantajını kazanır ama Çin eskisi gibi kolay rekabet edemeyecek ucuz iş gücü anlamında. Ancak yüksek teknolojilerle belki yapabilir. Zaten buna da yöneldi işte. Evet, cep telefonlarında ve diğer ürünlerde de bunu görüyoruz. Yeni farklı pazarlama perakendeye girerek farklı perakende pazarlarını yaratmaya çalışıyorlar. Sizi petrolü sormadan bırakmam. Şimdi şöyle 90 doları aştı son iki haftada. Yıl sonuna kadar bu arz kesintisine süreceğini gördük. Açıklamalar o yöndeydi. Bir yandan Çin'den gelen haberler de zannediyorum bir parça etkili oldu. Şimdi tekrar bir geri çekilme var herhalde. En son okuduğum haberlerde 87 dolar seviyelerinde. Bu bizi de direkt etkilediği için Ali Arif Aktürk, Brent petrolde ne oluyor diye gözümüz orada. Akaryakıttan işte iğne ipli her şeye yansıyabiliyor. Ne bekliyorsunuz petrolde? Şimdi aslında petrolü bu sefer dünyada yükselten biz olduk. Niye biz olduk? Nasıl biz olduk? 25 Mart'ta biz Irak-Türkiye petrol boru hattını kapattık. Orada tahkim sonuçlandı. Ve oradan yaklaşık 550 bin varil, 600 bin varil petrol dünya pazarlarına buradan gidiyordu. Şu anda da oradan akmıyor. Ve yani arzda bir sıkıntı yarattık. Bunun da tabii petrol fiyatlarına etkisi oldu. Önümüz kış, petrol tabii artacak. Petrol korele olduğu gazla birlikte de mesela Avustralya'da ciddi bir grev var LNG piyasasında. Onlara da direkt korelasyonu var petrol fiyatlarıyla. Petrol fiyatlarının ben 2024 baharına kadar bu seviyelerde süreceğini tahmin ediyorum. Yani bu 82 ile 87 dolar zaman zaman eğer kriz yaşanmazsa böyle siyasi politik krizler bu arada gider gelir diye tahmin ediyorum. Tabii Irak-Türkiye petrol boru hatta açılırsa durum değişir ki ben yakın zamanda onun açılabileceğini de öngörmüyorum yakın vadede. 2024 baharından sonra yani 2024'ün sonuna doğru. Bunu neden soruyorum? Çünkü hani orta vadeli program açıklandı. Orada da beklentileri gördük. Enflasyonu da gördük, kuru da gördük. Acaba petrolle ilgili sizin beklentiniz nedir? Onu merak ettim. Aslında orta vadeli programda petrol tahminleri mantıklı. Yani 2025-2026'da da yani 85 doların altına almamışlar. Yanlış hatırlamıyorsam 86 dolar 87 dolar civarında. Dolayısıyla doğru ve mantıklı tahmin. Yani ben bu seviyelerden ancak mevsimsel nedenlerle 2024 baharında gevşeme yaşanır. Ama bu seviyeleri takip edecektir diye düşünüyorum. Tabii Ukrayna-Rusya krizinde farklı bir boyuta ulaşmazsak ve biraz önce söylediğim gibi Türkiye-Irak petrol boru hattı açılırsa gevşeme olur. Çok teşekkür ediyorum. Enerji uzmanı eski BOTAŞ Daire Başkanı Ali Arif Aktürk. Çok sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.